Evet, bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına Ankara'nın attığı adımlara hem Bakü'den hem de Erivan'dan da destek var. Sevgili seyirciler, Laçin'de Ermeni güçlerce esir alınan iki Azerbaycan askeri serbest bırakıldı. Bakü'ye gidelim şimdi. Hem bu gelişmeyi hem Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşmeyi, bu adımların Bakü ve Erivan'daki yankılarını alalım senden. Bu gelişme de önemli. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Ermenistan askerlerini iade etmişti ülkelerine. Senden alalım değerlendirmeyi. Bu arada Enerji Bakanı Fatih Dönmez de bugün Bakü'de olacak. Önemli bir toplantı var yarın. Nedir detaylar, sana soralım. Evet, aslında yine Türkiye ve Azerbaycan'ın almış olduğu inisiyatifle birlikte bölgede normalleşme çalışmaları başlamış ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamayla karşılıklı temsilcilerin belirleneceğini ifade etmiştim. Türkiye tarafı ve Ermenistan tarafı temsilcilerini belirledi. Artık doğrudan yine temas Ocak ayında başlamasını bekliyoruz ve karşılıklı uçuşların da yakın zamanda yine başlayacağı haberimizde de yer almıştı. Bölgede normalleşme çalışmalarının yeniden aslında hızlanması için bu temaslar oldukça önemli. Ermenistan Başbakanı'nın içeride kamuoyunda çok sıkıştırıldığını biliyoruz. Gerek muhalifler tarafından gerek yurt dışındaki, Ermenistan dışındaki lobiler tarafından bu barış sürecinin zedelenmek istendiği ve dediğimiz gibi içeride başbakanın zor durumda bırakılmak istendiğini biliyoruz. Burada işte Türkiye ve Azerbaycan'ın almış olduğu inisiyatif bu anlamda aslında çok önemli. Çünkü Türkiye'nin aslında süreci hızlandıran bu girişimiyle birlikte gerek içeride dediğimiz gibi Paşinyan'ın eli güçlenecek, gerekse de ekonomik olarak zorda bulunan Ermenistan tarafı bu rahatlamayla, ilişkilerle, sınırların da kademeli bir şekilde açılmasıyla birlikte ekonomik refaha yavaş yavaş kademe kademe ulaşmasıyla birlikte aslında Ermenistan kamuoyunun da halkının da uzun zamandır beklediği o sevindirici gelişmeler orada da yaşanacaktır ve burada Türkiye yine büyüklüğünü gösterdiğini ifade edelim ama Azerbaycan tarafının tabii ki talepleri ve orayla istişareler neticesinde bu görüşmelerin gerçekleştiğini ifade edelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bir tabii burada önemli bir uyarısı vardı. Ermenistan'ın, Erivan'ın Türkiye üzerindeki hak talebi, gerek Türkiye'nin sınırlarını tanımaması ve yine sözde soykırım olayları gibi iddialarından vazgeçmesi gerektiğinin de altını çizelim. Diğer taraftan normalleşme çalışmaları derken iki gün önce geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycan askeri Laçın'da esir alınmıştı Ermeni güçlerce. İşte bu az önce sözünü ifade ettiğimiz aslında o iyi ve olumlu ortamı da zedeleyecek bir gelişmeydi. Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayı, ilk resmi açıklamayı da buydu aslında. İki askerimiz sisli olması dolayısıyla yanlışlıkla Ermenistan sınırına, Ermenistan tarafına geçtiği ve burada da gözaltına alındığı ifade edildi. Ve karşılıklı görüşmeler neticesinde de Erivan hükümeti 48 saat geçmedi ki iki Azerbaycan askeri Teymur Hüseynov ve Murat Mustafaev'i yeniden Azerbaycan birliklerine, ordusuna teslim ettiğini söyleyelim. Diğer taraftan 30 Kasım'da üzücü bir gelişme yaşanmıştı Azerbaycan'da. Bir askeri helikopter Hızı'da, başkent Bakü'nün 50 kilometre kuzeyinde düşmüştü. Ve hatırlarsınız çoğu da üst düzey rütbeli askerlerdi. Başsavcılık bununla ilgili raporunu tamamladı ve dün kamuoyuyla paylaştı. Buna göre kazanın nedeninin pilotaj hatası olduğu ve burada hava şartları, rüzgarın yönü ve hızı dikkate alınmadan inişe geçildiği için bu kazanın gerçekleştiği ifade edildi. Azerbaycan kamuoyu merakla bekliyordu bu raporu ve bu rapordu dün akşam itibariyle Azerbaycan Başsavcılığı tarafından halkla, kamuoyuyla paylaşıldı. Önemli bir konuk var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sabah saatlerinde Azerbaycan'a geldi. Başkent Bakü'de ilk olarak da havalimanından iner inmez doğrudan da Hazar Denizi'nde kıyısı bulunan, başkent Bakü'nün de 45 kilometre güneyinde yer alan Sengeçal Termik Santral ve Sanayi Kompleksini ziyarete gitti. Burada petrol ve doğalgaz üretim tesislerini ziyaret ediyor. Önemli bir ipucu verelim izleyicilerimize de. Fatih Dönmez Karadeniz'de keşifte bulunan doğalgaz kaynaklarını Hazar Denizi'ne çok benzettiğini ifade etmişti. Hazar'dakine benzer bir yapı demişti. Ve burada da Hazar'daki gerek doğalgaz kaynaklarını, petrol üretim tesislerini ve oradaki çalışmaları yerinde inceleyecek. Yarın önemli bir toplantı var. O yüzden geldi
Bakan Dönmez. Azerbaycan-Türkiye enerji forumlarının birincisi düzenlenecek ve yarın da bu forumda önemli anlaşmalar imzalanacak. İlk olarak şunu ifade edelim. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan Milli Jeoloji Değerlendirme Hizmetleri arasında bir mutabakat zaptı olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yine dediğimiz gibi karşı bakanlık arasında yer bilimleri ve madencilik alanında önemli anlaşmalar var. Ve yine iki hükümet arasında madencilik alanında işbirliği ve iki ülke arasında doğal gaz teslimatına yönelik mutabakat zaptları da yarın imzalanacak bu forum kapsamında. Ve yine Enerji Bakanı Fatih Dönmez burada mevkidaşıyla da ikili bir görüşme gerçekleştirdikten sonra akşam saatlerinde yurda dönecek. Azerbaycan gündemi oldukça yoğun. Yarın önemli bir toplantı var. Türkiye-Azerbaycan birinci enerji forumu. İşte Enerji Bakanı Fatih Dönmez de Bakü'de sevgili seyirciler.